Amanım, eline sağlık yenge, yemek mis gibi kokmuş. Afiyet olsun Tarık. Cem iniyor mu aşağı? Tuğçe'yi arayıp hemen geliyor. Yarın ilk derse başlıyoruz. Yaşasın, biz de seyredebilir miyiz? Tabii. Sadıkçığım, hadi hayatım, sofra hazır. Geliyorum. Buyur abicim. Tarık. Hı. Bir şey soracağım. Bugün Betüş'te bir tuhaflık mı var? Bana bir garip geldi de. Yo, her zamanki fıstık gibi yengem. Ha, biraz yorgun o kadar. Öyle midir? Hı. Allah Allah. Bana öyle geldi demek ki. Buyur abi. Çocuklara iyi geceler dedim, geldim. Oh. Gel bakalım sevgilim. Aa, niye bana öyle bakıyorsun? Yani sen makyajını galiba iyi silememişsin. O rujum dişine mi bulaşmış acaba? Hadi canım, gayet güzel sildim işte. Sana ışıktan öyle geliyordur. Öyle mi? Hı. Peki sen saçlarını taradın mı? Biraz önce taradım. Senin için. Ciddi misin? İyi Sadık. Hadi şu saçma sapan soruların bittiyse bir an önce sıcacık yatağımıza girelim ha? Tabii hayatım, girelim. Yalnız benim çok uykum var, tamam mı? Aa. Öyle mi? Peki. Betüş kocasına ne kadar çirkin görünüyor ki Sadık ona her baktığında canavar görmüş gibi oluyor. Neler olacak, neler, neler, neler olacak, neler. Sadık, yeteneksiz. Patron, lütfen hakaret etmeyin. Duyman için öyle söyledim. Başka lafa tepki göstermiyorsun ki. Aa, neyin var senin? Hiç. Hadi gel, erkek erkeğe konuşalım. Karınla mı ilgili? Evet. Yani patron, sorun bende mi yoksa karımda mı, hiçbir şey bilemiyorum. Yani dünden beri karım bana böyle eskisi gibi görünmüyor. Ben anlayamadım bu işi. Ya demek öyle. Artık içini kıpırdatmıyorsa, gözüne çirkin görünüyorsa durum kötü. Genç, yakışıklı bir adamsın. Belki kısmetine biri çıkar. Ayrılırsınız. Sen kendi hayatını yaşarsın. O da kendi hayatını. Betüş gerçi iyi kızdır. Onu severim ama... Yo. Ben Betüş'ten ayrılamam patron. Artık gözüme çirkin görünüyor diyen sen değil misin? Evet ama herhalde bu geçici bir şeydir değil mi? Yani burada tuhaf olan ne biliyor musunuz? Tuhaf olan benim onu güzel görmemem değil. Yani niye birdenbire bana, bir tek bana çirkin göründü? Kocası sensin de ondan. Bu ya erkeklik sorunu... Ya da son zamanlarda çok çalıştığın için algılaman bozuldu. Bence bunu biraz düşün. İstersen hatta bugün çalışma, tatil yap, eve git. Ben şimdi odama gidiyorum.
Öğleden sonra Dudu'yla yemeğe çıkacağız. İşlerimi bitireyim. Tamam patron, tamam. Düşünürüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.